Saray ablacığım, saray. Masallardaki saraylardan. Ama içeride cadılar ve yılanlar da var. Eda, korkutma kızı ya. Her yerde kameralar var. Eda, burada da görürler bizi. Görürler vallahi, kabak gibi ortadayız. E ne yapacağız? Yani bilmiyorum Yaren, belki oturup 7/24 kamera kayıtlarını izlemiyorlardır ya. Eda doğru söylüyorsun da, hadi diyelim bir şey oldu da izlemeleri gerekti. O zaman Defne'yi görmeyecekler mi? Ay o zaman kopsun kıyamet, ne yapalım Yaren? Çıkmış gelmiş başımızın çaresine bakmamız lazım bizim. Bu kızı nasıl sokacağız içeri biz? Ben yine bir şey düşünemiyorum Yaren, sen bul bir çaresini. Büyük bir babamız olsa içine girerdim. Hadi ya. Sen kalk ta Bursa'dan minibüse atla gel. Bir de burada bize akıl ver, bavul falan diyor. Cadı mısın ya sen? Aferin bana değil mi? Aferin sana, aferin, aferin, aferin. Biz bir içeri girelim, ben sana göstereceğim aferini. De girebilirsek işte. Arka kapıdan deneyelim o zaman, belki orada kimse yoktur. Olur yani. Hadi. Ya insan bir ister istemez gururlanıyor. Hemen müştemilata ışınlanıyoruz da Diyara. Geç, 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 geç çabuk. Geç, 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 geç. Bana bak sarı papatya. Burnunu buradan dışarı çıkartmayacaksın. Eğer seni bizden başkası görürse bizden önce yurda götürür, tamam mı? Tamam, bana uyar. Aa! Şu tipe bak, laflara bak. Çok mutlusun galiba. Çok güzelmiş burası. Defne, gel bakalım. Ablacığım, ben şimdi Sevim Hanım'ı arayıp senin burada olduğunu haber vereceğim, tamam mı? Aa, hayır, hayır, hemen muslukları açma efendim. Kapa bakalım o muslukları. Ayrıca ben sana söylemiyor muyum öyle her şeye ağlamayacaksın diye? Senin yaptığın yasak, yanlış. Yaren ablam doğruyu söylüyor. Bizim seni alıp yurda götürmemiz lazım Defne. Neden ama neden olmaz? Ben hiç sesimi çıkarmam. Uslu uslu otururum burada. Bak Yaren abla, ilaçlarımı da aldım yanıma. Söz veriyorum, hasta olmayacağım, tamam mı? Hiç üzmeyeceğim sizi. Çok konuşmayacağım, soru da sormayacağım. Ne olur beni yurda göndermeyin. Yalvarırım, göndermeyin beni. Ablacığım, bizim elimizde olsa seni gönderir miyiz hiç? Ama mecburuz, lütfen anla bizi. Yurda dönmen lazım. Deme öyle. Deme. İstemiyorum. Yaren. Yaren, Sevim anne arıyor. Ben konuşamam. Ben ne diyeceğim Sevim anne? Sen konuş. Ablacığım, bak ben yalan söyleyemem. Ama sana söz veriyorum, biz ikimiz götüreceğiz seni yurda. Söz. Orada kimse sana kızmayacak, ceza vermeyecek, tamam mı? Bak şimdi hatta hoparlör alıyorum, sen de duy. Alo. Sevim Hanım. Eda'cığım. Nasılsınız kızım, her şey yolunda mı? İyiyiz, sağ olun. İyi olmanıza çok sevindim kızım. Yalnız... Ben size pek güzel haberler veremeyeceğim maalesef. Defne yurttan kaçtı. Dün gece bize erzak getiren adamın minibüsüne gizlice binip kaçmış. Polis arıyor her yerde ama minibüs... İstanbul'a geliyordu. Acaba sizin yanınıza gelmek için mi kaçtı diye düşündüm. Yok, bizi aramadı. Tamam, haber gelirse ben sizi arayacağım. Tamam, tamam. Öpüyorum ben de. Kuzum, ah be canım benim. Ne yapıyorsun sen Defne? Ömrümden 10 yıl götürdün Defne. Sakın bırakmayın beni. Lütfen bırakmayın. Tamam, tamam. Sakinleş biraz, tamam mı? Gel bakayım sen şuraya. Gel. Yaren ablacığım, Eda ablacığım, söz verin bana. Defne seni göndermeyeceğiz diyin. Sen bizim bebeğimizsin diyin. Hep yanımızda kalacaksın diyin.
Sen bizim bebeğimizsin, tamam mı? Sen bizim her şeyimizsin. Tamam, göndermeyeceğiz, göndermeyeceğiz seni. Söz. Defne, biz çok korktuk. Sana bir şey olsa ne yaparız biz? Üzülürsünüz değil mi? Üzülürüz tabii. Çok üzülürüz hem de. Sen sanki bunu bilmiyorsun Defne. Karnım çok aç benim. Hiçbir şey yemedim. İlaçlarını da içmedim ben. Hadi ya. Ajitasyon yapıyorsun bir de. Ben gideyim de bir şeyler hazırlayayım, getireyim. Sen aç mısın? Yok. İyi, tamam. Bir daha böyle şeyler yapma. Vallahi yersin beş kardeş ha. Duydun mu beni ha? Seni gebertirim. Bir daha sakın, tamam mı? Sakın. Bak çok kızarım. Tamam mı? Söz mü? Tamam.